Eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Hayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bunlar böyle acaba abdesti bozar diye söyleyen mi var? Parfüm abdesti bozar mı diye sormuşlar da. İstemeden Allah'ı şeklen merak etmek günaha girmemize olur mu? Zatullah'ını tefekkür etmek caiz değil. Allah'ın zatını bir şeye benzetmek, zatının üzerinde acaba şöyle midir, böyle midir demek caiz değil. Kaçta kalmışız? 480 efendim. 480. Yok senlik bir şey yok. Ezanı bekliyorum. Bu vezir bütün herkese farklı farklı din algısı, din anlatmaya devam ediyordu. Son kaldığımız konu burası. Aynı konudan devam ediyoruz. Birilerine demişti ki, bakıştan, görüşten, hayalden geçtin mi? Gece yarısında buluşma, kavuşma mumunu söndürmüş olursun. Birindeyse söndür diyordu. Korkma. Söndür de karşılığında yüz binlercesini gör. Gücünü, kuvvetini, görüş mumunu söndürürsen can mumunun ışığı artar. Sabır yüzünden Leyla Mecnun kesilir. Kim zahitliğe kalkışır da dünyadan vazgeçmeyi kurarsa dünya ona daha fazla kendini gösterir. Daha ziyade yaklaşır. Birinde de Allah sana ne verdiyse onu meydana getirirken de sana tatlılaştırmıştır. Sana kolaylaştırmıştır. Hoş bir hale getirmiştir. Onu al. Onu kabullen, zahmete sokma kendini demişti. Birindeyse senin olanı bırak, vazgeç ondan. İçinin kabullendiği şey iyi değildir, kötüdür. Birbirine aykırı yollar kolay görünmüştür de herkes bir dini seçmiştir. O din o kişiye can kesilmiştir. Allah'ın bu kolaylaştırması yerinde bir yol olsaydı her Yahudi, her Mecusi Allah'ı anlardı, bilirdi demişti. Öbüründe de kolaylaştırılan şey demişti. O şeydir ki gönüle yaşayıştır, cana gıdadır. Bakıştan, görüşten, hayalden geçtin mi gece yarısında buluşma, kavuşma mumunu söndürmüş olursun. Hani normalde bir kimse kendince bir meseleye kendi bakış açısı vardır. Kendi rengi vardır. Kendince kendi tefekkürü vardır. Kendi tefekkürü. Herkesin kendi yolunda kendince gittiği bir yol vardır. Bu Kur'an ve sünnet dairesinin içerisinde nasıl bir kimsenin kendince bir mezhebi, bir meşrebi var ise bu noktada da sufiliğin içerisinde her sufinin kendince bir meşrebi vardır. Bu kendi rengidir.
kendince bir görüşü vardır. Bu o kimsenin kendi algısıdır, kendi anlayışıdır. Normalde bunlar o kimsenin kendi kimliğidir, kendi kişiliğidir. Bu kimlik, bu kişilik o kimsenin mührü gibidir. Bütün hayatı algılamasında, bütün sufiliği algılamasında, bütün yolu algılamasında, bütün her şeyde o kimsenin o kimliği, o kişiliği üzerinde taşır gider. Hayal bir kimsenin kendince, kendi hayatının içerisinde kendisinin üzerine kurguladığı bir şeydir. Bir kimse kendince sufiliği yaşarken, dini yaşarken kendine bir hayal kurgular. Bu hayal o kimseyi o yolda koşturur. O hayal o kimseyi o ticarette koşturur. O hayal o kimseyi bir evde koşturur. Bir mahallede koşturur. O kimse neyi hayallediyse kendince ve hedeflediyse oraya doğru koşar. Bu dinin içinde de aynıdır. Bu insanların mezhepleri de, mezhepleri de, bakış açıları da bunun içindedir. İşte öbürkünde de diyordu ki, birilerine böyle diyor, siz tefekkür edin. Bu noktada bilginize bakın, renginize bakın, görüşünüze bakın, o görüşünüze sahip çıkın. Ve görüşünüzün peşinde düşün, peşine düşün. Görüşünüzü asla terk etmeyin diyor. Öbürkünde de diyor ki, o görüşünü söndür, o görüşünü kaldır, o görüş seni bir işe yaramaz. O hayaller senin kuru kuruntudan başka bir şey değildir. Sen bunlarla yol gidemezsin. Zıttıkların üzerine kurguluyor her şeyi. Ve diyor ki, sen bunlardan geçersen sana Cenab-ı Hak yüz binlercesini feda eder. Öbürkünde de diyor ki, gücünü, kuvvetini, görüş mumunu söndürürsen can mumunun ışığı artar. Sabır yüzünden Leyla Mecnun kesilir. Senin bir görüşün, düşüncen var ya, sen bu görüş ve düşünceni terk et. Kendi görüş ve düşüncesini terk ederekten, kendi rengini terk ederekten sen içindeki can mumunu yakarsın. Bu ne demek? Zahiri bırak. Zahiri görüş ve düşünceyi bırak ya, içindeki can mumunu yakmaya çalış. Ve sabret, bekle. O can mumu yanacak. Ve sabredersen, bu noktada doğru sabır gösterirsen, sen Leyla Mecnun kesilir. Ama bu noktada sen ne yapacaksın? Kendince, kendinden geçip, kendince, kendi doğrularından geçmen gerekiyor. Kim zahitliğe kalkışır da dünyadan vazgeçmeyi kurarsa dünya ona daha fazla kendini gösterir. Daha ziyade yaklaşır. Sen zahitlik yolunu seç. Yani sen dünyayı terk et. Çalışmayı terk et. Gayreti terk et. Mücadeleyi terk et. Ya sen bunları terk ettiğin anda dünya senin peşine koşacak. Böyle sufi anlayışında olanlar var ha? Yok zannetmeyin. Oysa zahitlik dünyayı sevmemektir. Dünyayı boş bırakmak değildir. Dünyayı terk etmek değildir. Zahitlik dünyayı sevmemek, dünyaya aşık olmamaktır. Yoksa dünyayı terk etmek, işi gücü terk etmek, ne bileyim işte malı mülkü terk etmek, işte bir kimsenin çalışması var, o çalışmasını terk etmek, memursa memurluğunu, amirse amirliğini terk etmek değildir zahitlik. Ama o Hristiyan görünümlü o Musevi diyor ki, Yahudi diyor ki, sen dünyayı terk et. Hep öyle aldatmadılar mı bizi? İslam dünyasını böyle kandırmadılar mı? Dediler ki siz dünyayı terk edin. Veya bir kısım sufiler o yolu seçmediler mi kendilerince?
Daha fazlaydı onlar önceden. Bir ara ben Bursa'ya yeni göçtüğümde 92'de 93'te bu Karadeniz tarafından bir şey efendi vardı. Sözde dervişleri seyahate çıkarıyordu. Sakallı genç delikanlılar camilerin bahçelerinde, cami kapılarında, camilerin içerisinde kol geziyorlar. Hacı efendi bir saniye müsaade eder misiniz? Bakıyorsunuz siz. Ondan sonra bizi üstadımız seyahate çıkardı. Evet. İşte biz şu anda manevi olarak sülükteyiz. Evet. İşte bize biraz yardım edin. Ben kendim şahidim. Genç adam, senin şeyhin nerede dedim ben, Samsun'da dedi. Ulu caminin içinde oluyor bu. Samsun'un içinde mi dedim ben, Samsun'da gibisinden söyledi. Seni seyahate o çıkardı değil mi dedim ben, evet dedi. Ulu caminin içerisinde Samsun'a doğru döndürdüm ben şimdi bunu. Bu ne yapacağını bilmiyor tabii, ben böyle döndürdüm. İste şimdi dedim. Kimden dedi? Şeyhinden dedim. Nasıl yani dedi. Seni seyahate çıkaran kimse senin yiyeceğini içeceğini de düşünsün dedim. Seni seyahate gönderen kimse dedim. Seni dilenciliğe mi gönderdi? Seyahate mi gönderdi dedim. Şimdi ne diyeceksin biliyor musun dedim, bana bakıyor şimdi. Şeyhim ben aç kaldım, doyur. Ben parasız kaldım, para. Neye ihtiyacın varsa ondan isteyeceksin dedim. Bunun doğrusu bu dedim çünkü dedim. Bizim dedim şeyhimizin şeyhinin şeyhini şeyhi dedim seyahate çıkarmış. Ona demiş ki dedim, evladım hiç kimseden hiçbir şey istemeyeceksin. Hiç kimseden hiçbir şey istemeyeceksin. Sen hiç kimseden hiçbir şey istemeyeceksin. Sufilik budur. Asıl zühd de budur. Zühd, dünyayı terk etmek değildir. Asıl zühd, hiç kimseden hiçbir şey istememek ve zühdün hakikati. Bu noktada o kimse hiç kimseden hiçbir şey istemez ve beklemez de. Bu dervişlik adınadır. Dervişlikle alakalıdır. Dervişlik yapacaksa o kimse böyle bir dervişlik yapacak. Bu işin en güzel noktasıdır. En hakikat noktasıdır. Şeyen lillah demek sufi için geçerli değildir. Bu noktada o kimse çok naçar kalırsa, çok sıkıntıya düşerse, olmazsa olmaza düşerse, hadis-i kutsi de der ki siz temiz yüzlülerden isteyiniz. O zaman o kimse temiz yüzlüyü arar. Temiz yüzlüyü arar. Nerede bulduysa temiz yüzlü ondan isteyecek. Bulabilirse. Bulabilirse. Hadis-i kutsi bu. Temiz yüzlülerden isteyiniz. İsteyecekse ondan isteyecek. İşte o kimse diyor ki, yani o
Halife diyor ki padişahın halifesi, veziri. Diyor ki siz zühd ehli olun. Dünyayı bırakın. Dünyayı bıraktığınızda dünya sizin peşinizden koşar. Hadis-i şerif, kim dünyayı terk ederse dünya onun peşine takılır. Bu dünyayı terk etmek demek sevgisini terk etmek. Kim dünya sevgisini terk ederse dünya onun peşinden koşturur. Sizin bir şeye ihtiyaç duymazsanız, bir şeyi ihtiyaç görmezseniz, Allah size lazım olan şeyleri sizin peşinize takar. Sen bir şeyi ihtiyaç olmaktan çıkarırsan kendinde, bil ki Allah senin ne ihtiyacın varsa, sana ne lazımsa senin önüne koyacak onu. Senin peşine takacak onu. Bunu bilin bir kere. Buna sufiler ihtiyaçtan kesilmek derler. Sen ekmeğe ihtiyaç duyarsan ekmeğin kölesi olursun. Sen elbiseye ihtiyaç görürsen elbisenin kölesi olursun. Sen arabaya ihtiyaç görürsen arabanın kölesi olursun. Kadını ihtiyaç görürsen kadının kölesi olursun. Ben onsuz yapamam dediğin şeyin kölesi ol. İslam ise insanı her türlü kölelikten kurtarır. Din sufi özgür insandır. Din insanı özgürleştirmek içindir. Hakiki dinler insanları özgürleştirir. O yüzden her dinin hakikatini anlatanlar ve yaşayanlar toplum içerisinde toplum dışı görünür. Bunun sebebi şudur. Bir kimse dinin hakikatini yaşıyorsa ve anlatıyorsa herkesin nefsi onu kabul etmez. Çünkü insanlar nefislerinin kölesidir. Birinci derecede insan nefsinin kölesidir. İkinci derecede şeytanın kölesidir. Üçüncü derecede bu noktada eğer varsa orada din dışı organizasyonlar onun kölesidir o kimse. Sufilik insanı kölelikten kurtaran en önemli hikmet kaynağıdır. O yüzden sufili zahir alimler de kabul etmez. Zalim sultanlar da devletler de sufili kabul etmez. Köle olanlar, köleleştirenler sufili kabul etmez. Nefsinin kölesi olan bir insan sufili kabul etmez. O nefsinin kölesi çünkü. Nefsinin kölesi olduğundan dolayı nefis onu bırakmaz. Nefis onu bırakmış olsa o kimse bir mürşide bağlanacak. Der ki onun senden ne farkı var? Onun senden ne özelliği var? O da insan, o da insan. Bırak böyle bir şeyin peşine düşme der. Bir çıt daha arttırır. O peygamber de insan. Kendisi insanım demiyor mu? Evet. Onun senden ne farkı var? O bir kölelik böyle bir şeydir. Nefsinin kölesi. O kolayı içecek. Kolasız bir kebap yemek mümkün değil. Nefsinin kölesi. O pazar günü gidip o alışveriş merkezlerinde dolaşılacak. Nefsinin kölesi. Nefsinin kölesi. Antep'e gittiğinde baklava yenmeden dönmeyecek. Nefsinin kölesi. O markadan giyinecek.
Nefsinin kölesi. Öyle davranılacak. Nefsinin kölesi. Sufiyi istemez. Sufiliği de istemez. O çünkü nefsinin kölesi. Aynı zamanda şeytanın köleleri vardır. Satmışlardır kendilerini şeytana. O şeytanın taraftarı olmuştur. Onun kölesi olmuştur. Şeytan onu elinin altına almış, çepeçevre sarmalamıştır. Gözünü açtırmaz ona. Ona gözünü açtırmaz. O şeytanın kölesi hükmündedir. Ne zaman ona birisi Kur'an ve sünnet dairesinde bir şey söylese, şeytan onda gümbür 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 der. Bu yalan, bunun aslı yok, bunun astarı yok. Hadislerin hangisi sahih ki? İşte hangi ayet öyle olduğu nereden belli? Nereden onun delili var? Başlar şeytan okumaya. Başlar, seni bırakmaz. Bırakmaz. O kimse de sufiliğe, dine, diyanete düşman olur. Akıllıdır o. Çok zekidir ki. Ondan daha zekisi yoktur. O sufiler topluluğunun içerisinde ne işi var? O sufiler ki akıllarını satmışlar, kiraya vermişler. Kime? Şeyhlerine. O akıllı. O öyle bir şey yapmaz. O çok zeki. Yani o Kur'an ve sünnete böyle itaat etmek, öyle dinin hükümlerini komple kabul etmek, böyle bir şey olur mu ya? Ne alakası var? Şeytanın kölesi. Bir sürü var. Hani içkiden başını kaldıramıyor. Şeytanın kölesi. Uyuşturucudan başını kaldıramıyor. Şeytanın kölesi. Heva havestan başını kaldıramıyor. Şeytanın kölesi. Onun dizisi var. Diziyi izlemesi lazım. Şeytanın kölesi. Onun her cumartesi maçı var. Maça gitmesi lazım. Şeytanın kölesi. Kombine bileti var onun. Olur mu öyle şey? O kombine bileti mümkün değil. Her da onu konuşacak. Sabahtan akşama kadar. 22 kişi oynuyor. 20 milyon konuşuyor. 22 kişi oynuyor. 20 milyon konuşuyor. Bundan para kazanıyorlar. Bundan nefislerini ilahlaştırıyorlar. Ya bir sanayi olmuş. Şeytanın kölesi. Bırakmıyor o şeytan onu. O gidecek orada küfredecek. Küfürbaz. Küfür haram. Küfür haram. Yok küfredecek. Kime küfrediyor? Orada oynayan oyuncunun anasına, avradına küfrediyor. Yanındaki de küfrediyor. Halbuki ona küfrederken hadis-i şerife göre yanındakinin de annesine küfretmiş oluyor. Kendi annesine de küfretmiş oluyor. Kim bir kimsenin annesine küfrederse bütün annelere küfretmiş gibidir. Hadis-i şerif. Birisi birisinin annesine küfretti, bütün annelere küfretti. Hadis-i şerif. Adam çok kızıyor ya, küfredecek. Diyorum benim anneme küfretme. Hacı abi senden ne alakası var? Oğlum birisinin annesine küfrettiğinde herkesin annesine küfretmişindir. Benim de anneme küfredeceksin. Hadis-i şerif var, küfretme kimsenin annesine. Küfrettiyse bu sefer atıyor benim. Özür dile diyorum. Sözünü geri al. Ne oldu? Benim anama küfrettin. Bakıyor ben sertim şimdi. Hacı abi ne alakası var ya diyor. Ne alakası var değil mi? Kelime-i tevfik getir. Özür dile. Tövbe et. Yoksa benim anama küfrettin. Şimdi ben sana gerekli olan dersi vereceğim. Çok öyle kelime-i şehadet getirttirip ben tövbe ettirdim. Sövme kimsenin annesine. Sövme.
Adamın gıyabında anasına sövmek kolay. Veya yüzüne de sövmek yok. Böyle böyle insanlar terbiye olacaklar. Adam diyecek bir manyak daha bir hacı çıkar mı? Çıkar. Bu böyle bu sefer anlatmaz beni dangadak sıkar mı? Sıkar. Ulan kimsenin anasına küfretmeyeyim diyecek. Gidiyor orada küfrediyor mu? Şeytanın kölesi. Küfrediyor orada. Şeytanın kölesi. Millet orada Allah'a da küfrediyor, peygambere de küfrediyor, dine de hakaret ediyor. Daha önce vardı ya şeriata hakaret ediyorlardı şeyde maçlarda. Öyle değil miydi? Meşhur cumhuriyet mitingleri vardı ya. Kahrolsun şeriat diyorlardı maçlarda. Diyorlardı. Gazeteler yazıyordu. Şeytanın kölesi. Adam orada kahrolsun şeriat diyenlerin içerisinde durunca gitti dini. Onları destekledin, gittin. Dinin gitti. Onlarla berabersin. Dinin gitti. Adama diyorsun ya bu adam dinsiz. Bunlar dinsiz. Ne işin var bunlarla? Bakıyor gözümün içine. Dinsiz diyorum ya. Dinsizi destekleyen de dinsiz. Münafığı destekleyen münafık. Kafiri destekleyen kafir. Hüküm açık. Müşriği müşrik sever. Hüküm açık. İman eden müşriği sevemez. Seviyorsa müşrikten sayılır. Hüküm açık. Hüküm açık. Diyor ya ayet-i kerimede iman edenler siz Hristiyanları ve Yahudileri kendinize dost tutmayınız. İman eden müşriği dost tutmaz. Tebliğ eder ona. Dost ayrı. Dost ne demek? Beraber yürümek. Beraber yol yürüyorsan o senin dostun. Sen ona tebliğ ediyorsan tebliğ et bakalım ne olacak? Yanındaki kimseye namazı tebliğ et. Kardeş namazına vakti. Hadi gel sen de namazını kıl. Kaç metre yürüyecek seninle? Çok samimisiniz. Harika. Namaz vakti nerede? Tebliğ ettin. Ne tepki verecek sana? Önemli. Önemli. Zahitlikten buraya geldik. Hakkınızı helal edin. Birinde Allah sana ne verdiyse onu meydana getirirken de sana tatlılaştırmıştır. Cenab-ı Hak senin önüne ne koyduysa sana tatlılaştırmıştır onu. Al ye. Domuz eti haram. Kan haram. Yalanla yanlışla yapılan ticaretten kazanç haram. Allah'ın haram kıldıkları var. Sen haramı helallaştıramazsın. Bu direkt kaderiye sınıfı. Senin önüne ne geldiyse kaderinde o varmış. İçki içmek senin kaderindeymiş. İçmişin tatlılaştırmış sana. Zina yapmak kaderinmiş senin. Sana tatlı göstermiş onu. Kaderiye sınıfı. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin mesnevisinde Hanefi'ye, Şafi'ye, Maliki'ye göre bir mezhep anlayışı yoktur. Bulamazsınız hiçbir eserinde. Ama Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri tipik bir noktada akidevi mezheplere taş atan, mesela Cebriye'ye taş atan, Kaderiye'ye taş atan, Rafiziliğe taş atar, Hariciliğe taş atar. Hikayelerle. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri tipik bir İmam İmam Maturidi düşüncesinin sahibidir. Felsefe olarak. İçtihat noktasında, akidevi içtihat noktasında bu noktadadır.
Tipik bir Maturidir kendisi. Maturidi olduğu için sevgide dahi akılsızlığı kabul etmez. Enteresan tespitleri vardır. Hazreti Mevlana aklı reddetmez. Aklın kemalinin aşıklıktan geçtiğini söyler. Aklın olgunluğunun Allah'a olan aşıklıktan geçtiğini söyler. Tasnif eder. O yüzden Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nde tipik bir Hanefilik veya Şafilik, Malikilik, Hanbelilik göremezsiniz. Ama Hazreti Mevlana da tipik zamanın akideyle alakalı hastalıklarına, zamanın akideyle alakalı sapkınlıklarına cevaplar bulursunuz. Kendi zamanıyla alakalı. Siz o cevapları bu zamana da taşıyabilirsiniz tabii. Mesela örnek, birinde Allah sana ne verdiyse onu meydana getirirken de sana tatlılaştırmıştır, sana kolaylaştırmıştır, hoş bir hale getirmiştir onu. Al onu, kabullen, zahmete sokma kendini demişti. O kimseye diyor ki sana bir şey geldiyse o kolaylaştırılmış, sana sevdirilmiştir. Ya sen onu al, kendini zahmete sokma. Harammış, helalmış. Cenab-ı Hak bunu caiz görmüş, görmemiş. Din bunu kabul etmiş, etmemiş. Bakma sen ona. Sen kendince ondan kendini uzaklaştırma. Zahitlik de yapma. Züht ehli de olma. Bu haram mı helal mı deyip de üzerinde kendince bir şey, kendince üzerinde bir şey oluşturma. Ya sen onu al, kabul et. Nereden geldiği önemli değil. Nasıl geldiği de önemli değil. Sana geldi ya, senin o. Harammış, helalmış, yalanmış, yanlışmış, uydurmaymış, kaydırmaymış, kandırmaymış, sahte çekleymiş, sahte senetleymiş, aldatmaylamış. Sen bak bu ona. Ya sana geldi ya o. Gönderdi Allah sana. Sen bak işine. Ne geldiyse. Bunu sakın Mesnevi'deki Davud Aleyhisselam'ın zamanındaki öküz meselesiyle karıştırmayın. O kimse kendi öküzünü kesti. Sen de kendi öküzün geldi mi senin bahçenden içeri, yatır kes. Var ya yine meşhur hikaye, Mesnevi'de geçer, Davud Aleyhisselam zamanında. Bir genç vardır, gece gündüz yalvarır Allah'a. Ya Rabbi bana der, kolay rızık ver. Oturduğu yerde. Herkes de ona der ki ya sen kendinde misin? Aklın yerinde mi? Mesnevi, Hazreti Mevlana bu hikaye. Davud Aleyhisselam kıssasını hikayeleştirir Mesnevi'de. O der gece gündüz dua ediyordu o genç. Bir gün öyle dua esnasında güldür bahçeye diyor, bir tane öküz girdi. Bahçeye bir tane öküz girince zaten o genç de gece gündüz bana kolay bir rızık ya Rabbi diyordu. Öküz gelince aha dedi, bu bana Allah'tan gelen bir hediyedir. Bir çağ kaptığı gibi destur bismillah öküzü kesti. Ama der gelelim arkasından feryat figan, adamın birisi geldi benim öküzüm diye. Genç dedik ya bu nereden senin öküzün? Bu benim öküzüm. Ya nereden senin öküzün? Cümle ahali bilir ki ben gece gündüz Allah'a yalvarırım, dua ederim. Ya Rabbi bana oturduğum yerde bana kolay bir rızık ver. Bu dedi Allah'ın bana ikramı, ihsanı, benim duamın kabul olduğunun işareti. Öküz benimdi. Ben kestim bunu. Bu mesele büyür, Davut'a giderler. O kimse anlatır. Benim öküzüm kaçtı. Bu adamın bahçesine girdi. Bu adam da kesti. Davud Aleyhisselam der ki öde öküzü buna. Dur der ey Davud genç. Senin adaletin bu mu? Ne ol, beni dinle der. Genç anlatır. Ben gece gündüz yalvarırım, yakarım Allah'a, dua ederim. Ya Rabbi bana kolay rızık nasip et diye.
Bugün de duama icabet oldu. Kolay rızık geldi. Öküzler kendiliğinden bahçemden içeri girdi. Ben de kestim onu. Davutlar ekti mi ki biçiyorsun? Ektin mi ki biçiyorsun der. O genç der ki ey Davut, beni haksız yere suçluyorsun. Sen bu gece Rabbine danış, meselenin hakikatini ondan öğren der. Müthiştir cevap. Davut aleyhisselam durur bu söz karşısında. Peki der, bana yarına kadar müsaade edin. Öbür öküzün sahibiymiş gibi görünen kimse der ki ya hey koca Davut, adaletin bu mu senin? Belli değil mi ki der, bu öküzün sahibi benim. Bu adam da kendisi diyor zaten diyor. Oturduğu yerde bu öküz geldi ona. Adamın ikisine der ki huzurdan çıkın. Ben yarın kararımı bildireceğim. O kimse çıkar tabii bütün şehre yayar bu meseleyi. Der ki Davut kafayı yedi, ihtiyarladı, yaşlandı. Bunun akli melekeleri çalışmıyor. Bu hakimliğe de, padişahlığa da, sultanlığa da, peygamberliğe de layık bir kimse değil. Tabii bütün kamuoyu oluşturur. Fitneciler kamuoyu oluşturur. Bir fitneci bir şehri değil, bir ülkeyi karıştırır. Bir fitneci bir ülkeyi de değil, İslam dünyasını karıştırır. Hazreti Mevlana Mesnevisinde der ki, edepsiz sadece kendini ateşe atmaz. Alemi ateşe verir. Alemi. Bir edepsiz alemi ateşe verir. Bir edepsiz aileyi, sülaleyi ateşe verir. Bir edepsiz mahalleyi ateşe verir. Bir edepsiz bir şehri ateşe verir. Bir edepsiz bir ülkeyi ateşe verir. Bir edepsiz. O yüzden şeriat lazımdır. Bir kimse edepsizlik yapıyorsa hukuk onun cezasını vermeli. Anında o edepsizlik ateşini söndürmeli. Anında o dinsizlik ateşi sönmeli. Hayır, yanarken görürsünüz. Bir bakmışsınız her yer yangın yeri olmuş. Yangın yeri. Oldu mu? Oldu. Geziyi unutmayın. Kızıyorlar ben böyle deyince. Hocam sohbetlerinizi biz çok güzel dinliyorduk, seyrediyorduk. İşte ya bir memlekette yakıp yıkmak bak, ne zamana kadar hak oldu? Ne zaman hak oldu bu? Biz 28 Şubat yaşadık. En derinlemesine. Mahalleleri mi ateşe verdik? Bankaları mı ateşe verdik? Polisleri mi öldürdük? Askerleri mi şehit ettik? Polis mi şehit ettik? İnsanlar evlerinde ders yapamadılar, zikir yapamadılar. Camide basıldık, camide. Camide basıldık, camide, camide. Mevlüt okunurken basıldık. Biz yakmadık hiçbir yeri. Yok İslam'da. İnsanlıkta yok. Hazreti Muhammed Mustafa Mekke'de nereyi yaktı sallallahu aleyhi ve sellem? Medine-i Münevvere'de nereyi yaktı? Nerede terörist bir eylem yaptı? Müşrikler toplandılar Medine'ye, savaş açmaya geldiler. Savaşmaya geldiler. Yola çıktılar, Uhud da onları karşıladı.
dinini savundu, ülkesini savundu, şehrini savundu. Ne galip gelindi, ne yenildi, ne galibi var, ne mağlubu var. Gittiler, ardından bir daha geldiler. Hendek. Bir daha geldiler, Bedir. Habire geliyorlar. Kendi ülkesini, kendi vatanını, kendi şehrini savundu. Ben dini her yerde de yaşarım. Müşrikler buraya geliyorsa ben de Kahire'ye giderim demedi. Şimdi böyle bir milliyetsizliği öngörüyorlar. Bazı sufiler var, din adamları var, bazı alimler var. Milliyetsizliği, vatansızlığı öne koyuyorlar şimdi. Dinini her yerde yaşarmış. Yaşayamazsın. Hadi yaşayın. Hadi Almanya'da yaşayın. Yaşayamıyorlar. Hadi Fransa'da yaşayın. Yaşayamıyorlar. Hadi Amerika'da yaşayın. Yaşayamıyorlar. Yaşayamazsınız. Bu mümkün değil. Buranın halkının %85'i, %90'ı Müslüman. Burada yaşayamıyorsun dost doğru. Orada mı yaşayacaksın? Burada inancını tam yaşayamıyorsun. Orada mı yaşayacaksın? Burada da düzeltemiyorsun. Orada mı düzelteceksin? Mümkün değil. Evet, ertesi gün halk toplandı. Herkes kararı bekliyor. O fitneci bütün şehri ayağa kaldırdı. Bütün şehirde modurtular. Davut onları onca zalimlerin elinden kurtarmıştı. O Davut onca zulüm altından kurtulmasına vesile olmuştu. Orada müşrik bir padişah vardı. Müşrik bir devlet başkanı vardı. Her şey müşrikti. Müşriklerin elinde savaşaraktan, Davut'u öldürerekten Davut padişah olmuştu. Küfür hakim. İnananlar başlarını kaldıramıyorlardı. Her türlü zulüm vardı. Kendi kitaplarını okuyamıyorlardı. Kendi dinlerinin ibadetlerini yapamıyorlardı. Ama gel gör ki sonradan bunlar unutuldu. Bunlar unutulunca o Davut'un hükmüne, o Davut'un adaletine, o Davut'un peygamberliğine ve padişahlığına laf söylemeye başladılar. Unuttular çünkü. Diyor ya, insanoğlu unutkandır, cahildir ve zalimdir de diyor. Böyle zulmediyor insan. Bütün şehir ayaklandı. Böyle adalet mi olur? Hepsi de toplandılar. Davut'un devleti yönetti. Davut aynı zamanda kral peygamberlerden. Toplandılar Davut'un devleti yönettiği o günkü hükümet konağında veya devlet başkanlığında veya sarayda ne derseniz. Davut dedi ki o fitneci yaygaracıya, sen bu davadan istersen vazgeç dedi. Bu ineği de buna bağışla, bu işten çekil sen dedi. Öyle deyince o çıktı, halka bir fitne daha yaydı. Davut bana böyle söylüyor. Ey ahali, ey insanlar, bu Davut'un nesine inanacaksınız siz şimdi deyince Davut çıktı halkın huzuruna. İki tane askere dedi ki bu adamın ailelerini arkadan bağlayın. Bağladılar. Ey ahali dedi. Bunlar böyle bir meseleyle benim huzuruma geldiler. Ben de akşam namaza durdum. Allah'a yalvardım, Allah'a yakardım, münacat ettim. Cenab-ı Hak bu meselenin bana hakikatini gösterdi. Bu adam var ya dedi, yaygara yapan fitneci, sesi çok çıkan. Hepinizi kapı kapı dolaştırıp bana karşı ayaklandıran. Evet,
bu dedi, bu çocuğun öküzü kesen delikanlının babasını dedi çiftlikte katletti. Bu bunun babasının yanında dedi köle işçiydi. Babasını katlederek de bunun malına mülküne kondu. Katlettiği yerde dedi babasının çiftliğinin filanca yerde ağacın dibinde dedi. Ve dedi ağacın dibinde gömerken de unuttu dedi. Unuttu. Katletti. Bıçağın üzerinde kendi adı yazılı dedi. Ey ahali yürüyün şimdi oraya gidiyoruz dedi. Bütün ahali toplandılar. O adam başladı titremeye. Gittiler adama bir kazma bir kürek verdiler. Davut Aleyhisselam dedi kaz burayı. Kazdı çıkardı. Çocuğun babasının cesedi çıktı. Yanında da bu adamın adının yazılan kaması. İşte dedi bu çocuk kendi dedi ineğini kesti. Başkasınınkını değil. Şimdi dedi dar ağacını koydular. Dediler ki şimdi kısas zamanı. Hazreti Davud dedi ki babasını öldürdüğü bıçakla bu öldürülecek ve bıçağıyla yeniden gömülecek. Şimdi bu kıssayı sakın örnek göstermesin hiç kimse. Herkes alın terini yiyecek. Herkes helal lokmanın peşinde koşacak. Helal lokma kursağına girmeyen bir kimsenin Allah'a vuslat hayal etmesi, aç tavuğun kendini buğday ambarında görmesi gibidir. Helal lokma ancak bir kimseye Allah'a karşı yakınlık peyda getirir. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki böyle sana kolay gelmiş. Bunu anlatıyor. Birilerine dedi ki diyor o vezir ne dedi? Size gelen size kolaylaştırılmıştır, sevdirilmiştir de. Uğraşma, onu kabul et. Birindeyse senin olanı bırak, vazgeç ondan. İçinin kabullendiği şey iyi değildir, kötüdür dedi. Birine dedi ki senin olan ne varsa vazgeç. Ya at. Senin olandan vazgeçmezsen dedi bu içinin kabullendiği şey değildir. Var ya şimdi gezici imam neydi onun adı? Eli açık. Ne diyor? İhtiyacınızdan fazlasını da zekat 41 ya. Yok. Ayet-i kerime var ya işte ihtiyaç sana soruyorlar ne dağıtalım ihtiyacından fazlasını. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde zekat müessesesi olarak ticaret mallarından 41 diyor. Paradan ticaret mallarından. İşin fıkıhı boyutuna girmeyeyim. Ama el açık çıkıyor. Diyor ki sana soruyorlar. Ya neyi dağıtayım? İhtiyacınızdan fazlasını dağıtın. Hala İslam hukukunda zekatı toplayan devlettir. Zekatı devlet toplar İslam hukukunda. Sen zekat toplama memurları vardır devletin. Aynı vergi gibi gelir, senin zekatını hesaplar. Şu kadar vereceksin der, sen de o kadar verirsin zekat memuruna. Tamam. El açıkın dediğini kabul edeceğiz şimdi. 40'ta birini kaldırdık. Olur. Önce koştan başlayalım. Devlet gidecek, koçun komple malına el koyacak. Hesaplayacak. Hesaplamayacak da. Diyecek ki senin ihtiyacın bu kadar geri kalanına el koydum zekat olarak da ardından Sabancı'ya gidecek sizin ihtiyaçlarınızı ben hesapladım aslanlı kaplanlı yalılarda değil öyle boğazın bir tarafı onda bir tarafı onda değil hadi yürü bak sen de Sen ne işin var orada? Git Kayseri'nin köyünde bir evde yaşa. İhtiyacından fazlasını aldım. İhtiyacını da ben belirledim senin.
Herkes bağıracak şimdi komünist sistem bu diye. Ben Ellatçı'ya yazı gönderdim ha, öyle şey değil. Dedim ki bunu git Koç'a ve Sabancı'ya söyle. Önce onlar cevap gelmedi. Önce onlar bunu yapsın, sonra bize söyle. Eğer Müslümansalar kabul edecekler. Müslüman değillerse zaten devlet İslam hukukuna göre ev koyacak. Hayır, başka bir, orada başka bir hukuk çıkacak o zaman da. İşte o vezir de diyor ki sen senin kendinden olandan vazgeç. Vazgeç kendinden olanı. Hakkını arama. Hukukmuş. Geç sen. Senin ne var? Hiçbir şeyin yok. Bitti. Vazgeçtin hepsinden de. Ona da öyle söylüyor. Bir tarafta diyor ki sana ne geldiyse al kabul et. O senindir. Öbürkünde diyor ki senin bir şeyin yoktur. Hepsinden de vazgeç. Devam, birbirine aykırı yollar kolay görünmüştür de herkes bir dini seçmiştir. O din o kişiye can kesilmiştir. Aykırıdır yollar. Aslında yollar aykırı değildir. Anlayışlar farklıdır. Ona aykırı görünür. Allah muhafaza eylesin. Allah'ın bunu kolaylaştırması yerinde bir yol olsaydı her Yahudi, her Mecusi Allah'ı anlardı, bilirdi demişti. Yani Allah bu aykırı yolları hiç kimseye anlaştırmadı. Zorlaştırdı da. Eğer kolaylaştırmamış olsaydı herkes Allah'ı bilir, bilir anlardı. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve Allah ben sizi dini kolay kıldım diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri en hayırlınız kolaylaştıranınızdır diyor. En hayırlınız kolaylaştıranınızdır diyor. O diyor ki eğer Allah'ın anlaması bilinmesi kolay olsaydı bütün din sahipleri bunları anlar, kolay anlar, bilirlerdi. Bunların hiçbirisi de bunu bilmiyor. Allah çünkü normalde onlara kolaylaştırmadı diyor. Allah'ı zorluk çıkarıcı olarak gösteriyor. Öbüründe de kolaylaştırılan şey demişti. O şeydir ki gönüle yaşayıştır, cana gıdadır. Ha senin kalbine bir kolaylık geldiyse sen ona bak, kafana göre takıl. Kendince bir kolay din üret. O senin de canına gıdadır dedi. Allah bizi muhafaza eylesin. İşte her dönem böyle dini çarpıtan, gerçek dinden uzaklaştıran kimseler olmuştur. Allah muhafaza eylesin cümlemizi inşallah. 4 yol kesen manevi kuş halkın gönlünü yurt edinmiştir. Bütün gönüllere emir olursan ey kişi, bu zamanda Allah halifesi sensin. Bu 4 diri kuşunu kes, başlarını da ebedi olmayan halkı ebedileştir. Bütün gönüllere emir olmak nedir? Nasıl mümkün olabilir? Bütün gönüllere emir olmak biraz şatahatvari bir sözdür bu. Bu bir kimse kafirin gönlüne emir olmaz. Mümin kimse. Bu biraz zordur. Müslümanların oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yeni anayasayla ilgili Amerika ve Avrupa ülkelerindeki taahhütü güçlerin yasalarından Müslümanlara anayasa kurmaya çalışması ne kadar Müslümanca? Doğru söylüyorsunuz. Evet, Müslümanların oylarıyla seçilmiş olan bir kimsenin böyle şeyler yapmamaları lazım diyorsunuz. Ah kardeşlerim ha. Hep böyle olmuş. Abdülhamit Han'ı da böyle yapmışlar. Siz Osmanlı'nın şeriat isteyenler tarafından yıkıldığını biliyor musunuz? (Gülüyor)
Bediüzzaman Said'in Nursi Hazretleri'nin Osmanlı Devleti'ne karşı olan mücadelesini biliyor musunuz şeriat istediğinden dolayı? Siz İstiklal şairimizin Osmanlı'nın yıkılmasıyla alakalı Osmanlı'ya şeriat istediklerinden dolayı karşı gelip yıkılmasına sebep olduğunu biliyor musunuz? Evet. Biz şeriat istiyoruz deyip La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenleri öldürebilecek kadar din bağnazlığı var bizde. Aynen bunun gibi bak ne, şimdi baktığınızda zahire ne kadar insana doğru ve ilgi çekici geliyor değil mi? Bak soru zahiren müthiş bir şey. Müslümanların oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yeni anayasayla ilgili Amerika ve Avrupa ülkelerindeki tağuti güçlerin yasalarından Müslümanlara anayasa kurmaya çalışması ne kadar Müslümanca? Şimdi buna tarihi ders vereceğiz. Amerika'daki başkanlık sisteminin bütün alt argümanları Osmanlı'dan gitme. Osmanlı'da bir tek padişah seçilmezdi. Türklerde seçimle kağan olmak, başkan olmak yoktur çünkü. Türkler 5000 yıldan beri seçimle başkan seçmezlerdi cumhuriyete gelinceye kadar. Çünkü bir kimsenin kağan padişah olması için soyunun da kağan olması gerekir. Kağanoğlu Kağanoğlu Kağan'dır o. Ve bir kimsenin kağan olması Türklerin İslam'dan önceki inanışıdır. Tanrı'nın seçmesidir o. Tanrı ona güç vermiştir. Bileğine, aklına, kalbine. O güçle etrafında bütün herkesi toplamış ve etrafında ne kadar kağan görüntüsünde varsa hepsini yenmiş, tek kağan olarak o kalmıştır. Ve Türkler Fatih Sultan Mehmet Han'a gelinceye kadar kağan ölür, padişah ölür, devlet dörde bölünür. Kaç oğlan var? Üç. Üçe bölünür. Kaç oğlan var? İki. İkiye bölünür. İkisi bir daha dövüşür, savaşır. Galip gelen devletin başına geçer. Öyle gelmiştir. Ne zamana kadar? En son Fatih Sultan Mehmet'e kadar. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri devletin bekası için kardeş katlinin fetvasını çıkarır. Ondan sonra devlet büyür. Ve Türkler bugüne kadar hep Kağan'la yönetilmiş. Ve normalde Osmanlı'ya da geldiğinde Osmanlı'da da babadan oğula geçmiş. Aslında İslam hukukunda babadan oğula geçme Hanefilerce haktır. Kılıçla bir kimsenin devlet başkanı olması haktır Hanefilerce. Ama bir yerde devlet başkanı varsa ve oradaki o devlet başkanının zulmünden dolayı insanlar ayaklanıp o devlet başkanını devirirlerse bu haktır. Deviremezlerse bayi isyancı hükmündedirler, katledilirler. Hanefi fıkhına göre. Şimdi bu kardeş böyle söylüyor ya. Ben sakın ha beni AK Partili olarak görmeyin. Benim partisel bir duruşum yok. Benim böyle bir derdim yok. Herkes beni tanıyan tanır. Biz vatan, millet, Kur'an, sünnet diyenlerdeniz. Bu kadar. Kıymetli dostlar,
Kahrolsun şeriat diyenler de diyenler koştururken neredeydik? Neredeydi bu insanlar? Kur'an kurslarına varıncaya kadar yasaklanırken neredeydi bu Müslümanlar? İmam hatipler yasaklanırken, başörtüsü yasaklanırken neredeydi bu Müslümanlar? Neredeydiler? Allah cümle hastalara şifa versin. El-Fatiha. Aman selam. Amin.